uyarısı, önemli bir uyarı. Savaş boyutuna geçtiğimizde İsrail, Lübnan'a bir kara harekatıyla büyük bir savaş başlatacaksa, tabii bu aynı zamanda başka bir çerçevede ele alınması gereken son derece kritik bir konu. Suriye, özellikle yıllarca süren oradaki savaşlar, saldırılar sonrasında zayıflamış Suriye, İsrail açısından Lübnan'dan sonra herhalde bir başka hedef olabilir. Türkiye'nin İsrail bu saldırılarını yoğunlaştırırken Suriye ile yakınlaşması, ki yakın tarihte bu yakınlaşmanın olabileceğine dair açıklamalar yapılmıştı, o takvimin hızlandırılması gerektiğini de söyleyebiliriz. İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şartlı olarak Esad'la görüşmeye hazır olduklarını söyledi. BRICS üyeliği konusunda da açıklamalarda bulundu ve Avrupa Birliği'ne girebilseydik bu tür arayışlarımız olmazdı diyerek Avrupa Birliği'nin tutumunu, takındığı tavrı eleştirdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ve konuştuğumuz da konular. Çünkü biz kendimizden eminiz, ne istediğimizi biliyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında Türkiye'nin dış politikasına dair değerlendirmelerde bulundu. Suriye ile normalleşme adımlarına ilişkin konuşan Fidan, Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye'nin daha rahat çözeceğine inandığını dile getirdi. Fidan, Esad'la görüşmeye hazırız dedi. Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olmasının, ben diğer sorunları da Suriye'nin daha rahatlıkla çözeceğine İnanıyorum. Yani orada bir bağlantı var ama çok direkt bağlantı olmayabilir. Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alternatif olarak gösterilen BRICS'e üyelik gündemine dair son durumu da paylaştı. Fidan, AB ile ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taşlansaydı bu türden bir arayışta olmayacaktık dedi. Avrupa Birliği ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taşlansaydı, şimdi gümrük birliği düzeyinde ama onun da üstüne gidip üyelik ile taşlansaydı belki biz birçok konuda bu türden bir arayış içerisinde olmayacaktık. Çünkü Avrupa Birliği'nin şöyle bir mekanizması var. Kendi ekonomik ve ticari işbirliğinin ihtiyacı olan geliri üretmediği noktada altyapıyla ilgili özellik ve diğer konularla ilgili fonlarla devreye giriyor. Yani yüzlerce milyar dolar, para veriyor. Tabii Avrupa Birliği'nin aynı zamanda işte ortak sınırlar, ortak para gibi başka geliştirdiği uygulamalar var. BRICS'te bunlar yok. Peki bunlar da olacak mı? Bu konularda ne düşünüyorsunuz sorusuna Hakan Fidan'ın girip göreceğiz dediğini de söyleyelim. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faizler sabit tutuldu ama açıklamaya bakıldığında, açıklamanın içeriğinde hani Ekim ayından itibaren faiz indirimi yapılabileceği yönünde bu açıklamayı, bu kararı okuyan, değerlendirenler var. Hemen bir bakalım açıklamada neler vardı. Bu kararın ardından Merkez Bankası hangi noktalara dikkat çekti? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu %50 olan politika faizini Eylül ayında da sabit tuttu. Merkez Bankası politika faizini Nisan ayından beri 6. kez sabit tutmuş oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından karara ilişkin açıklama yapıldı. Enflasyon beklentileri risk unsuru olmaya devam ediyor vurgusu yapıldı. Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederken enflasyonist etkinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir. Açıklamada yurt içi talepte dengelemenin aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğine değinildi. Raporda kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda makro ihtiyati adımlar atılacağı bilgisi paylaşıldı.